Gün FM'de Gündem Özel programında ben gazeteci İsmail Yatar, radyoları başında bulunan tüm dinleyenlerimize sevgiler, saygılar. Hayırlı akşamlar diliyorum diyen dinleyenler, adı üstünde Gündem Özel olunca yine çok değerli ve özel bir konuğumuz var. AFSÜ Rektörü Sayın Nurla Okumuş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Dün de aynı zamanda 10 Ocak gazeteciler günüydü. Bu vesileyle böyle bir gün sonra da olmuş olsa dinleyenlerimizle sizi buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Zaten dün de sizin mesajlarınız yayınlanmıştı. Bu konuyla ilgili bir iki cümle alıp ondan sonra da asıl konumuza geçelim. Buyurun. Evet, öncelikle bütün Afyonkarahisar vatandaşlarımıza, akademik camiamıza, öğrencilerimize, herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Dün evet Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Bu vesileyle tüm basın camiamızın, gazetecilerimizin gününü tekrar kutlamak istiyorum. Zor bir görev icra ediyorlar. Aslında toplumu yönlendiren, toplumun güncelini, gündemini devamlı olarak değerlendiren ve bunun için de sürekli tetikte olmak zorunda olan, sürekli aktif olmak zorunda olan bir meslek grubu gazetecilerimiz ve basın mensupları, bu vesileyle onların günlerini tekrar kutlamış olalım. Teşekkür ederim. Hocam, hafta içerisinde Afyonkarahisar için, üniversitemiz için de sizin çalışmalarınızın en azından mimarlığını aldığı anlamında da olacak. Fizik tedavi rehabilitasyon konusunda 100 yataklı bir hastane, aslında hep tek odalı da her biri odası. Bu konuyla başlayalım isterim çünkü önemli bir proje, önemli bir yatırım. Bunu dinleyenlerimizle paylaşalım mı? Biraz açarak nedir bu çalışmanın sonucu? Aslında burada göreve başladığımız ilk zamanlarda hep üzerinde durduğum konulardan birisiydi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin önemli konulardan birisi. Afyon'un termal kaynağının, termal zenginliğinin aslında hem ülkemize hem de tüm dünyaya açılması. Buradaki özellikle de sağlık açısından, sağlık turizm açısından, sağlık hizmetleri açısından bu termal kaynakların en etkin şekilde kullanılabilmesi önemli hedeflerimizden birisiydi. Hep hayalim olduğunu söylemiştim. İlimizde uluslararası düzeyde sağlık hizmeti verebilecek. Şimdi ilimizde yaklaşık 28-29 bin civarında bir yatak kapasitemiz var. Oteller için. Oteller için söylüyorum. Tabii bunların neredeyse tamamı özellikle termal sularla turizm hizmeti sunuyorlar. Ancak bu otellerimizin önemli bir eksiği, bu sağlık hizmet sunumunda kullandıkları bu termal sular ve burada fiziki olarak kullanmış oldukları havuzlar sağlık turizm açısından çok uygun değil. Çünkü onların belli bazı özellikleri olması gerekiyor. Çünkü özellikle de termal sağlıktan faydalanmak isteyen, rehabilitasyon amaçlı gelen hastaların büyük bir kısmı engelli hastalarımız veyahut da normal fiziki aktivitesini sürdüremeyen hastalarımız. O yüzden şartların, bunu asansöründen tutun da odasını, banyonun kapısının dışı açılması gibi, tekerlekli sandalyeyle banyoya direkt girip elini yıkayabilmesi, duşunu alabilmesi, bunun yanında havuzların kolay ulaşılabilir olması, engelli vatandaşlar için gibi birçok özelliği var. Ancak birçok tesisimiz bu özelliğe sahip değil idi. Böyle bir tesise sahip olabilir miyiz açısından? Şimdi elimizde bir özel sektörün bu konuda bir hızla devam eden bir çalışması var, bir inşaatı var. Tabii üniversite olarak da biz hep bunu hayal ediyor idik. Biz acaba uluslararası düzeyde, kalitede bir hem otelcilik anlayışı hem de sağlık hizmetini sunabilecek, bir araya getirebileceğimiz bir tesise kavuşabilir miyiz diye. 2-3 yıldan beri açıkçası bunun peşinde koşturuyorduk. Sayın vekillerimiz, bakanımız, bürokratlarımızla beraber vefatle ziyaret ettik. Israrla, açıkçası niyetimiz biraz daha yüksek yataktı. Yani minimum bir 150 yataklı ayrı bir fizik tedavi hastanesi olsun. Burada tek kişilik odalarıyla, oda konseptiyle, bunun yanında suite odalarıyla, kafeteryası, işte özel terapi alanları, terapi havuzları, genel havuzlarıyla böyle bir tesis kurabilir miyiz? Hep hayalindeydik.
Açıkçası biraz da ekonomik durum nedeniyle bu sene olur mu olmaz mı tereddüt içerisindeydik. Ciddi oranda biraz Ankara ziyaretleri yaptık. Sonuç olarak önümüzde iki seçenek vardı. Acaba bir diş hastanesi mi yoksa bir fizyoterapi hastanesi mi? Sonuç olarak 100 yataklı, yaklaşık 17 bin metrekare kapalı alana sahip bir fizik tedavi hastanesini 2022-2024 yatırım planına aldırmayı da başarmış olduk. Ben burada emeğe geçen herkese, destek veren herkese, başta bürokratlarımız, vekillerimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah inşaatına başlayıp bitirmek de nasip olur. Hem ilimize hem de ilimiz dışında diğer illere, yurt dışından gelecek hastalarımıza sağlık turizmi kapsamında da hizmet verebilecek bir tesisi kazandırmış oluruz. Tabii yatak ihtiyacımız çok fazla. Yani şu an itibariyle 2023 yılının ilk ayına fizik tedavi için randevumuz var. Yani buydu oluyor. Talep var. Çok fazla talebimiz var. Şöyle söyleyeyim, bizim fizik tedavi hastanemiz ve birimimizin özelliği termalle beraber rehabilitasyon uygulaması. Termalle uygulanan rehabilitasyonun başarı oranı çok çok yüksek. O yüzden hep söylüyorum, yani Türkiye'de şu anda ilk iki sıradayız. Yani karşılaştırma yapılır mı, çok doğru olur mu onu bilmiyorum ama Ankara Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi ile beraber Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizik Tedavi Hastanesi bölümü birimi şu anda Türkiye'de en çok tercih edilen, en fazla vakalan iki önemli hastanemiz. Edirne'den, Trakya'dan ta Hakkari'ye kadar ülkemizin her yerinden hastamız var. Bir de markalaştık diyebilirim çok rahatlıkla. Çünkü biz kongrelerden, toplantılardan hatırlıyoruz. Yani fizik tedavi hocalar artık sen Afyon'a git, Afsu'ya git, üniversiteye git, orada termalle beraber tedavi al diye gönderdiler, artık çok fazla hastamız var. Yurt dışından var mı? Şöyle, yurt dışından hastalarımız var ama çok nadir. Aslında çok fazla talep var. En büyük nedeni fiziki şartlarımızın mevcut durumuna uygun olmaması. Yataklarımız genelde odalarımız iki yataklı odalar. Tabii havuzlarımız sayısı çok az. Fizik olarak kaliteli çok yüksek değil. O yüzden yurt dışından talep var. Hatta bununla ilgili Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan şirket başkanımız da özellikle geldi, bizimle görüştü. Yani sağlık hizmetiniz muhteşem ancak fiziki şartların düzeltilmesi gerekir diye de rapor verdiler. Onlar da hasta getirmek istiyorlar bize. İnşallah bu yeni hastanemize onu da sağlamış olacağız. Onu da soralım. O zaman 2020-2024 programı denildiğine göre en kötü ihtimalle 2024'te inşallah. 100 yataklı hastane devreye girdiğinde rehabilitasyon merkezi diyelim artık. Belki de yurt dışındaki o gelecek tarihlerde doğru bir cevap verebiliriz. Onlar için de zaten özel bölümlerimiz olacak. Tabii aslında sadece 100 yataklı bir fizik tedavi hastanesi kazanmış olmadık. Bunun yanında aslında o 100 yataklı şu anda mevcut fizik tedavi hastanesinden boşaltacağımız alan aslında bizim hastanemize ek yatak olacak. Doğru. Yani şu anda onkolojide çok ciddi bir talep var. Yani onkoloji birimimiz, bizim radyoterapi ile beraber kemoterapi birimimiz şu anda çevre illerden en fazla sevk alan birimlerden birisi. Ama yatak yetmiyor. Full dolu gidiyoruz. İşte daha buraya gelmeden önce yine yatak için arandık. İşte üst düzey birileri tarafında. Yani yatak bulmakta zorlanıyoruz. Birçok bölümde, ortopedide, cerrahide şu anda yatak ihtiyacımız var. Sayılarımız çok çok arttı. O yüzden aslında bir anlamda genel hastanemize de 100 yatak kazandırmış olacağız. Evet. Hocam şimdi böylesine hizmet veren bir hastanede genel anlamda rakamlara bakıldığında ne kadar hocamız, uzmanımız görev yapıyor? Bir de açığımız var mı? Şöyle söyleyelim, şimdi akademik olarak bu hocasından asistanına kadar geçmiş süreci göz önüne getirdiğimizde mesela 2000 göreve başladığımız dönemde 22 profesör, 33 tane doçentimiz varmış. Şu anda 41 tane profesörümüz var, 37 tane doçent hocamız var. Bunun yanında 147 tane de doktor öğretim üyesi hocamız var, 67 öğretim görevlisi, 235 de araştırma görevlimiz var. 355 ile başlamışız. Şu anki rakamımız 530 civarında şu anda akademik kadromuz var. Bu ciddi bir genişleme, ciddi bir büyüme. Özellikle de hoca seviyesinde akademik kadronun gelişmiş olması bizim bir özelliğimiz tabii ki sadece sağlık hizmeti sunmak değil, eğitim de vermek.
bu eğitim kalitesinin artması, buradaki buradan mezun olacak öğrencilerimizin ülkemizin her yerinde güvenilir bir şekilde hizmet verebilmesi için de önemli bir konu. Açığımız var mı konusunda birçok alanda açığımızı kapattık. Yani şu anda çok rahatlıkla birçok bölümde hoca sayımızın yeterli olduğunu, uygun şekilde hizmet verebildiğimizi söylüyoruz. Eksiğimiz yok mu? Var tabii ki. Ama burada en büyük zorluğumuz hocaların ilimize getirdirmesine şu anda yaşadığımız zorluklar. Yani insanlar artık büyük şehirlerde yaşamak istiyorlar. Oraları daha çok tercih ediyorlar ama biz ona rağmen şu anda ben oranları arkadaşlar çıkarttırdım. 2018'den bugüne kadar %50'nin üzerinde bir artış sağlamışız akademik kadroda. Tabii sadece yurt içinden değil, yurt dışından da getiriyoruz. Ben bir müjde olarak da bunu söyleyebilirim ilk defa. Bizim daha önce planladığımız, hedeflediğimiz aslında Afyon'lu olan, Afyon Sandıklı ilçesinde olan ama şu anda Almanya'da hem radyoloji hem de nükleer tıp ihtisası yapmış bir profesör hocamız. Kendi geliştirmiş olduğu termoablasyon dediğimiz iyi huylu tümörlerin ameliyat olmadan giderilmesini sağlayan bir yöntemle tüm dünyada bilinen, tanınan, yurt dışında yani Almanya için söylüyorum tabii ki Amerika'dan, Avrupa'nın diğer ülkelerinden hastaları olan bir hocamız vardı. Kendisiyle yaptığımız görüşmeler, daha önce de bizden önce de görüşmeler yapılmış. Sonunda hocamızı 1 Ocak itibarıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde biz göreve başlatmış olduk. Bismillahirrahmanirrahim. Hüdayi Korkusuz, Profesör Doktor Hüdayi Korkusuz. Şu anda göreve başladı. Kendi geliştirmiş olduğu cihazı şu anda yurt dışından getirtmeye çalışıyoruz. O cihazı getirdiğimizde sadece Afyon'da değil, Afyon dışından da hem o yöntemle hastaların tedavisini sağlayacağız hem de bununla ilgili ülkemizde de bu alanda istekli olan hekimlerimize de çalıştay veya toplantılarla, kurslarla bu konuda da hocamız aynı zamanda eğitim verecek. Şu anda cihazın prosedürel işlemleri var. Şimdi onları cihazı ülkemize getirtmeye çalışıyoruz. Açıkçası bu konuda da oldukça mutlu olduk. Yeni bir alan, az bilinen bir alan. Neredeyse hiç iz kalmadan bir tiroid bezi büyümesini, tabii bunlar iyi huylular için söylüyorum. İyi huylu meme tümörleri veya işte prostat gibi, iyi huylu prostat tümörü gibi hastaların tedavisinde kendi bulmuş olduğu yöntemle burada tedavisinde inşallah sağlamış olacağız. Aslında doğrusunu isterseniz çok önemli de bir müjde. Değer dinleyenler, Hüdayi Korkusuz Profesör Doktor iyi huylu tümörlerin tedavisinde kendi bulduğu yöntemlerle onu tedavi yapan Afyon Sandıklı ilçesinden evet. Ama yurt dışında yıllardır kalan Nurlu Okumuş hocamızın söylediğinden yola çıkarak kendilerini ikna etmişler. Türkiye'ye gelmiş aletleri, cihazları kontrolden geçiyor. Yakın bir tarihte Afsü'de Hüdayi Korkusuz hocamız tedavileri başlayacak. Yani bu önemli bir müjde, Gün Efendi verilen bir müjde ama bunun ötesinde özellikle çok fazla gündemde gelen bir konu vardı. Bir anlamda ona da karşılık bulmuş oluyor. Yurt dışına gitmek isteyen hocalar, yurt dışı, beyin göçü dediğimiz vakaların çok arttığı bir dönemde doğup büyüdüğü topraklara Hüdayi Korkusuz Hoca'nın geri dönmesi belki de güzel bir gelişme. Bu tersine göç diyeceğim. Evet. Yani o beyin göçünü ülkemizden yurt dışına olan beyin göçünü aslında tersine döndürmenin. Ki devlet de bunu destekliyor. Yükseköğretim Kurulu da bunu destekliyor. Bunu da açıkçası güzel bir örnekle başlamış olduk, başarmış olduk. Evet, inşallah bundan sonraki süreçte de böylesi değerli hocalarımızın kendi bölgelerinde, kendi ülkesinde hizmetlerine devam eder. Hocam, şimdi öğrencilere geldiği zaman biraz daha açık ve net sorayım. Yani ben tıp fakültesinde, tabii bizim yaşımız geçti. Ben tıp fakültesini arzu eden bir üniversite öğrencisiyim. Daha doğrusu üniversite hazırlığı yapan ama yani başarılı bir öğrenciyim. Hedefim tıp fakültesi.
Ben Afyonkarahisar Tıp Fakültesindeki okulu niye tercih edeyim? Sebep nedir? Yani diğer okullardan farkı nedir? Eğitim kalitesi yüksek midir? Yani neler söylemek istersiniz? Şimdi tıp eğitimi birden fazla ayağı olan, yani üç ayak kısaca diyebileceğimiz gibi, yani sadece teorik eğitimden ibaret değildir. Bunun yanında gözleme dayalı ve birebir uygulamaya dayalı bir eğitimdir tıp eğitimi. Diğer eğitimlerden farklı olarak. Birebir uygulama yapmak zorundasınız, evet. Staj yapmak zorundasınız, hastaya müdahale etmek zorundasınız. Sağlık uygulamalarında el becerisi gerektiren işlere dağılmış bir dilde pratik ve teorik birlikte olan bir... Evet, gözlem de çok önemli, evet, bizim için. Evet. Çünkü bazı şeyleri gözleyerek öğrenirsiniz, bazı şeyleri uygulayarak öğrenirsiniz, bazı şeyleri de teorik bilgi olarak. Aslında biz bunu şöyle diyoruz, yani teorik bilgiyi alırsınız, gözlersiniz, üzerine pratik bilgiyi uygularsınız. Üç sefer oluyor. O, evet. Son sınıfta da işte intern doktor olarak çalıştırdığımız arkadaşlarımız aslında o gözlem ve teorik bilginin üzerine uygulamayı yapıp artık sahaya çıkmaya hazırlandığı hekimlerimizdir. Sadece şunu söyleyebilirim, yani niye Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etmeliler de diğerlerinden farkımız yok. Burada bir hekimin alması gereken eğitimin her aşamasını alabilecek durumdasınız. Daha da güzeli Afyon'a geleceksiniz diyorum. Afyon gibi güzel bir şehre geleceksiniz diyorum. Hayatın kolay olduğu, insanların güzel olduğu, beraberinde artıların olduğu, tarih, kültür yanında termalin olduğu bir şehre geleceksiniz. Bir de ulaşımların kavşak noktası. O zaten en büyük avantajımız. Kuzey, güney, doğu, batı hattına baktığımız zaman Batı Anadolu'nun aslında tam kavşak noktasında her tarafa ulaşım güzel. Canınız sıkıldığında hafta sonu Antalya'ya gezmeye gidebilirsiniz. Canınız sıkıldığında Sandıklı Tabiat Parkı'na gidip doğa parkı, kamp yapabilirsiniz, gezebilirsiniz. Canınız istediğinde gider termalde, istediğiniz yerde kendi bütçenize uygun bir şekilde eğlenebilir, dinlenebilir, rehabilite olabilirsiniz. O yüzden net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Çünkü sonuçta biz hekimiz, hekimler yetiştiriyoruz ama eğer Rabbim nasip eder, uzun ömür verirse biz de bir süre sonra hekimlere muhtaç olacağız. Dolayısıyla ben bir hekimi yetiştirirken hep şu göze bakarım. Ben bir gün bu hekim arkadaşın eline düştüğünde nasıl bir muamele görmek isterim, nasıl bir hizmet almak isterim, sağlık hizmeti almak isterim, hep bu göze bakarım. Zaten tercih edilebilirliğimiz de arttı, onu da söyleyeyim. Yani puanlarımız yükseldi bir miktar. Mesela eczacılık için söyleyeyim. Eczacılıkta şu anda yeni kurulmuş bir eczacılık fakültesi için daha ilk mezununu vermemiş. Evet. Ülkede yeni tanınan bir eczacılık fakültesi için puan açısından baktığımız zaman çok yüksek seviyelerdeyiz. 199 öğrencim var. 199 öğrencimiz var. 200 civarında öğrencimiz var eczacılık fakültesinde. Ama şu anda çok hızlı bir şekilde laboratuvarlarımız yaptık. Türkiye'nin, iddia ediyorum, eğer bu iddiama karşı çıkacak birisi varsa ben yarın davet ediyorum, laboratuvarlarımızı gösterebilirim. Bir eczacılık fakültesindeki öğrencinin ihtiyacı olan tüm laboratuvarlar, tüm laboratuvar malzemeleri eksiksiz olarak bizde var. Bunun yanında biz hep şunu söyledik. Dedi ki burada sadece eczacı olarak yetişmeyeceksiniz. Neyi kastediyorum? Bir eczane çalıştıracak eczacı olarak yetişmeyeceksiniz. Siz burada gerçek ilaç üreten, gerçek eczacılar olarak mezun olacaksınız dedik. Bununla ilgili yine daha önce söyledik. Biz ilacın Ar-Ge'sinden, araştırma geliştirme faaliyetlerinden, ilacın ara değerlendirme ve üretimine kadar her aşamayı burada inşallah yapacağız dedik. Şu anda Ar-Ge ile ilgili her türlü desteği veriyorum. Ben araştırma yapmak istiyorum diyen kim varsa, eğer getirdiği araştırma sonuca ulaşacak, bizim temel kriterimiz bu. Ben geçen bir törende işte bir talepte bulunmuşlar bir yerde, bir muhtardan şunu yapabilir miyiz diye, ben seyircilerimize çok özür diliyorum, bunu söyleyen kişi de bu Türkiye'de bilimsel kurumların en üstlerinde olan birisi, örnek verdiği için çok hoşuma gittiği için muhtardan bir şey istemişler.
Yani amiyane tabiyle tekrar özür diliyorum. Muhtar da demiş ki mala davara bir faydası var mı? Sen ona söyle demiş. Yani sonuca ulaşabilecek miyim? Ben yaptığım çalışma sadece bir çalışma olarak kalıp, bir tez çalışması olarak kalıp, bir literatür bilgisi olarak kalacaksa bana çok bir faydası yok. Ben artık, benden kastım biz üniversite olarak bunu söylüyorum. Artık sonuca gidebilecek ilaç mı, tıbbi cihaz mı ne olacaksa bunların tamamına destek veriyoruz şu anda. Burada bir şeyimiz yok. Bunun yanında ilacın ara değerlendirme süreci. Şimdi bu pandemi süreci vatandaşımıza bazı şeyler öğretti. Şimdi vatandaşımız artık faz nedir biliyor. Evet. Faz 1 çalışması, faz 2 çalışması, faz 3 çalışması, biyo yararlanım, biyo eşdeğerlik, ilacın artık birçok aşamasını öğrendi aşı sayesinde. İşte ülkemizin en büyük eksiklerinden birisi, ilacın sonuca, üretime kadar giden süreç içerisinde değerlendirildiği hayvan çalışmaları, faz 1, faz 2, faz 3 hatta faz 4 çalışmaları, bunların yapılabileceği biyo yararlanım, biyo eşdeğerlik ve faz laboratuvarları ve kliniklerinin inşaatına başladık, şu anda devam ediyor. İnşallah Sanayi Teknoloji Bakanlığı'yla buranın iç donanımı için görüşmelerimiz var. Önümüzdeki hafta bir sunumumuz var onlara. İlk aşamayı geçtik. Eğer ikinci aşamayı da geçersek donanımları da geldiğinde biz Türkiye'nin çok bir elin parmaklarından daha az sayıdaki biyo yararlı biyo eşdeğerlik faz laboratuvarlarına sahip üniversitelerinden birisi olacağız. Dolayısıyla Ar-Ge'si olacak, ilacın ara değerlendirmesi olacak. İlacın üretimine de niyetli ve gönüllüyüz. Bu amaçla bir ilaç üretim tesisi inşaatımız bitti. Binanın izolasyon, iç zemin döşemeleri, kuleleri, iç ayrımı, iç bölümlendirmeleri tamamlandı. Ruhsat aşamasına gelmek üzereyiz şu anda. Bunu tamamladığımızda da ruhsatını aldıktan sonra istediğiniz ilacın bandını koyup üretebileceğimiz bir tesise de sahip olmuş olacağız. Şöyle ruhsat süreci biraz en zor kısmıdır açıkçası. Çünkü yani 6 ay mı sürer, 8 ay mı? O hiç belli olmuyor çünkü şöyle bir şey var. Biz inşaatımızı, binamızı Amerika'dan bile ruhsat alabilecek şekilde GMP dediğimiz bir ruhsat vardır. İlaçları üretebilmeniz için Good Manufactured Products dediğimiz iyi üretim uygulamaları sertifikasına sahip olması gerekiyor. Aslında ruhsat dediğimiz bu. Evet. Bu ruhsatı aldığınızda tüm dünyada geçerlidir. Ürettiğiniz ürünler tüm dünyada satılabilir anlamındadır. Betonundan demirine, zemin döşemesine kadar bunların tamamı GMP sertifikasına uygun yapıldı. Ancak bu sertifikasyon süreci ve ruhsatlandırma süreci bazen 3 ay, bazen 6 ay, bazen 1 yıl kadar sürebiliyor. Çünkü defaatle farklı kurumlardan denetime tabi tutuluyorsunuz. Süreç biraz uzun ama ben bu sürecin sonunda Afyonkarahisar'a, Eczacı Fakültemize, üniversitemize ve ülkemize baştan sona ilacın her aşamasını yapabilecek, geliştirebilecek bir tesisi de teslim etmiş olacağız diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle eğer önümüze başka engeller çıkmaz ise. Süreci çok uzattı maalesef. Yurt dışından gelecek iç izolasyonlar için, iç bölümlendirme için bir ekip gelecekti. Yaklaşık bir 14 ay kadar geciktiler bu pandemi nedeniyle. Yani eğer belki o süreci daha hızlı aşmış olabilseydik, peki şu anda ruhsat sürecini bekliyor olacaktık, ruhsatımızı bekliyor olacaktık ama devam edeceğiz ve inşallah orayı bitirip orada ilk ürünümüzü üretip halkımıza, ilimize, ülkemize müjdeyi de vermiş oluruz diye düşünüyoruz. İnşallah. Günefendi'yiz, Gündem Özel programındayız değerli dinleyenler. Afsü Rektörü Nurullah Okumuş hocamızla birlikte sağlığı konuşuyoruz, üniversiteyi konuşuyoruz. Bir de bu üniversite diş hekimliği fakültesine de yoğun ilgi olduğunu biliyorum. Yani öğrenci bazında baktığım zaman şöyle noktalarında 358 yanılmıyorsam öğrencisi de var. Diş hekimliği fakültesindeki çalışmalar nasıl gidiyor hocam? Şimdi bizim eleştiri aldığımız diyeyim veya şikayet konusu evet. olan iki tane temel konumuz kaldı. Bunlardan birisi randevular, özellikle de diş hekimliği fakültesinden randevular. Vatandaşlarımız sık sık bize, siyasilere, cimbele randevu alamadıklarından şikayette bulunuyorlar. Bir diğeri de temizlikle ilgili konu. Temizlikle ilgili çok fazla eleştiri alıyoruz. Açıkçası ben dişçilikten başlayıp temizliğe girmek istiyorum bunlarda. Çünkü
Bunlar tek başına olacak, tek başımıza yapabileceğimiz konular değil. Mutlaka vatandaşımızın, halkımızın da desteği gerekiyor. Öncelikle diş hekimliğindeki randevularla ilgili söyleyeyim. Garip bir şekilde, yani çok hızlı bir bizim diş hekimliği fakültemize talep oldu. Özellikle pandemi sonrası patlama diyebileceğimiz tarzda talepler gelmeye başladı. Burada randevuların alınamamasıyla ilgili temel 3 tane sorunumuz var. Ben defaatle bu şikayetler bize geldiğinde, çünkü randevu alamadık, yardımcı olur musunuz, şöyle olur mu, böyle olur mu, yani çok fazla talepler geliyor. Defaatle hocalarımızla toplantı yaptım, dekanımızla toplantı yaptım, gittim orada hocalarımızla toplantı yaptım. Görünen tablo şu: 1. Toplam 58 tane biz göreve devraldığımızda 58 ünitimiz vardı. Yani dişçi koltuğumuz vardı. Evet. Halkımızın anlayacağı şekilde. 2021 yılı sonuna kadar da 58 ünitle devam ettik. Bu 58 ünitimiz olmasına rağmen hoca sayısında ve asistan sayısında 2 katlık bir artış sağladık. Dolayısıyla biz hasta sayısında da, bakılan hasta sayısında artış aldık. Ancak ünit sayısı aynı olmasına rağmen, çünkü sonuçta oturtacağınız ünit belli. Yani oraya 10 tane de hoca koysan aynı anda bir hasta alabiliyorsunuz. Buna rağmen hasta sayısında 3 kata yakın bir artış. Gelirde de 250 bin lira civarında aylık gelirimiz vardı. Diş Hekimliği Fakültesi'nin şu anda 980 bine kadar çıktı. Sut fiyatları değişmemiş olmasına rağmen, bunun altını çiziyorum, gelirde de 4 kata yakın bir artış sağladık. Bu neyi gösteriyor? 1. Hizmette genişleme sağlamışız. 2. Daha zor işlemleri yapabildiğimizi gösteriyor bu. Çünkü hasta sayısında aynı artış olmamasına rağmen geliri artırıyorsan bu şu anlama gelir: protez yapıyorsunuz demektir. Bunun yanında cerrahi işlem yapıyorsunuz demektir. Şimdi bu işlemleri biz hoca getirip bu işlemleri yapmaya başladığımız zaman bir anda buraya talep olmaya başladı. Çok ciddi bir oranda. Yani buradan Eskişehir'e, buradan Ankara'ya gideceğin hastalar burada kalıp protezlerini burada yapmaya başladı. Proteze de başladığımızda 6 aya yakın bir randevu vardı protezde. Evet. Geçen hafta itibarıyla randevu süresini de 1 aya indirdik. Yani size bir protez yapılacaksa bir ay sonrasına en geç randevu veriyoruz burada. Şimdi birincisi talebin artmış olması. İkincisi pandemi sürecinde özellikle ilimizde ağız diş sağlığı hizmeti veren bir merkezimiz var. Ama bu süreçte işte hekimlerin filyasyon veya diğer işlemlerde görev alması nedeniyle biraz bizim iş yükümüz de arttı. Ama bir başka önemli neden, gözden kaçan nedenlerden birisi şu: pandemi sürecinde yaklaşık bir buçuk yıllık süreç içerisinde vatandaşımız eğer acil değilse dişle ilgili sorunlarını öteledi, evet, erteledi. Şimdi aslında biz baktığımızda gördüğümüz süreç şu: şu anda ben 2021 yılı için yeni vaka alırken aslında 2020 yılının bekleyen vakalarını da aldım. Evet. Bu bir anda randevuların artmasına, patlamasına neden oldu. Ben, inanın, bize bir şikayet geldiğinde oturuyoruz, arkadaşlarla, hocalarımızla toplanıyoruz. Arkadaşlar, sorun nerededir? Nasıl çözebiliriz? Yani şunu yapmıyoruz: bir şikayet var, olabilir demiyoruz asla. Ben defaatle toplantı yaptım ve gözlerimle gördüm. Saat 24'te sistem açıldığında 1,5 dakika içerisinde tak diye tüm randevular doluyor. Allah Allah. 1,5 dakika içerisinde. Diş hastanede 1,5 dakika. Evet, bunu gördük. O kadar da, çünkü çok fazla talep var. Bu talebin artması, dediğim gibi, yani burada hizmet sayısının artması, burada hizmet kalitesinin artması, ama dediğim gibi hakikaten de pandeminin mağdur ettiği vakalarımızın da artık bu tedavi hizmetini, diş tedavi hizmetlerini talep etmesi. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yani siz ne kadar çok çalıştırırsanız çalıştırın, belli bir kapasitenin üzerine artamıyoruz. Mesela ben polikliniğe, dahiliye muayene gittiğim zaman, tansiyonum var dediğim zaman belki muayenem 10 dakikada, belki 5 dakikada, belki 15 dakikada gider. Ama
Bir protez işlemi bazen 45 dakika sürebiliyor. Evet. Dişin öyle bir özelliği var. Bir dolgu işlemi, hele birden fazlaysa bir köprü işlemi, koltuğa oturduğunuzda kalkmanıza geçen süre bakıyorsunuz 25 dakika, bakıyorsunuz 45 dakika. İşlemlerinin uzun olması çok fazla maalesef diğer poliklinik hizmetleri gibi sirkülasyonu... 58 koltuğu artırma şansı oluyor. Şöyle, şimdi onu söyleyeceğim. Tam ağzımdan aldınız. Tabii biz her şeye rağmen, açıkça söyleyeyim, yani biz bu ünit sayısını nasıl artırabiliriz? Bina belli. Yani hepimiz binayı biliyoruz. Eski sağlık müdürlüğünün kullandığı bu bina. Şimdi binada ünit sokacak yer yok. Tamam. Her şey. Ona rağmen dedik ki biz bu hizmeti kalitesini artırmamız, sayısını artırmamız lazım. Ne yapabiliriz? En üst katta sınıflarımız vardı. Evet. Dedi ki bu sınıfları boşaltalım, buraları polikliniğe dönüştürelim. Peki öğrenciyi ne yapacağız? Bakın kimse farkında, oraya giden arkadaşlar vatandaşı görebilir. Hastane bahçesine barakadan geçen yaz 4 tane derslik yaptık. Öğrencilerimizi oraya aldık. Geçen hafta itibariyle de 18 ünitimizi o dersliklere kurduk. 18 ilave yaptık. Evet, 18 ilave yaptık. Geçen hafta itibariyle onlar da hizmete başladılar. Zaten o protez randevularında biraz orada erittik biz. Geçen dedi ki arkadaşlar yüklenin buraya. Evet. Akabarsa. Hatta daha da önemlisi mesela Sayın Başsavcımızın talebi oldu. İlimizde il dışından gelen burada cezaevi mahkumlarımız da vardı. Onların mesela bekleyen protezleri varmış. Hocalarımıza konuştuk. Dedi ki rica ettik ya bakın mahkumlarımız sonuçta bunlar evet belki bir suça karışmış, bulaşmış olabilirler ama cezalarını çekiyorlar orada ama sonuçta bunların da ağır diş sağlığı önemli. Yaklaşık 60 küsür protez bekleyen hastamız varmış. Hocalarımıza konuştuk. Dedi ki rica ediyoruz. Buyurun bir grup yapalım. Hafta sonu bu hastalarımızı eritelim dedik. Şimdi planlamasını yaptık onun. Şimdi cezaevinde protez bekleyen o hastaları hafta sonu hocalarımız ekstra gelip çalışarak onların protezlerini tamamlayacaklar. Yani burada vatandaşlarımız asla şunu algılamasınlar. Yani biz randevu alamıyoruz demek ki ilgilenme. Hayır. Aslında çok fazla ilgileniyoruz. Ama kapasitemiz bu. Kapasitemizi de elimizden geldiği kadar artırmaya çalışıyoruz. İnşallah 18 ünite bizi burada biraz daha rahatlatır diye düşünüyoruz ama hala bu ünit sayısının artması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de yeni bir binaya ihtiyacımız var. Aslında niyetimiz biraz önce bahsettim. Biz kampüs dışında kalan tek binamız olan Diş Hekimliği Fakültesi'nde kampüs içerisinde almak istiyoruz. Evet. Burada projesi de hazır aslında. Yaklaşık bir 5 katlı bütün bölümlerin her birinde en az 25 ünitin olduğu, insanların gidip rahatlıkla bekleyeceği, sırasını alacağı, işte oradan gidip muayenesini olacağı, diş işlemlerini yapılacağı bir projemiz vardı ama açıkçası fizik tedavi mi, diş mi, tabii bunların maliyetleri var. Bir kısmının maliyeti fizik tedavi, bina içerisinde ekstra ayrıntıya gerek yok. Yoğun bakımı yok mesela, yani ameliyathaneye gerek yok orada. Binalara baktığımız zaman biz bu sene inşallah fizik tedaviyi aldık. Niyetimiz önümüzdeki sene sonuna kadar asılıp eğer Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'ni de önümüzdeki sene için alabilirsek onu da kampüs içerisinde taşıyıp hizmeti artırmaya düşünüyoruz. Ha bu arada aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından ağız diş sağlığı merkezi açılmasıyla ilgili, kurulmasıyla ilgili, yapılmasıyla ilgili onların da çalışmaları var. Temizlik demiştiniz. Temizlik konusunda şimdi açıkçası burada ben fırsat bulduğum için biraz da konuşmak istiyorum. En hassas olduğumuz konulardan birisi temizlik. Ancak tabii basında, sosyal medyada bazen gördüğümüzde çok çok üzülüyoruz. Yani orada hastane içerisinde koridordaki bir peçete, hastane dışında, acil önünde, işte polikliniklerin önünde, kafeteryaların orada, çimlerin üzerinde izmaritler, buradaki yemek artıkları ve diğer çöplerin orada olması ve bunların fotoğraflanması, sosyal medyada basında bunların işte bir anlamda absürde acıtır tarzda bunu söyleyebilirim. Bunların üzerinde durulmadığı, bunlarla ilgilenilmediği yönünde haberlerle de karşılaşabiliyoruz. Şimdi temizlik tabii ki temizlik personeliyle yapılır. Burada görevli arkadaşlarla yapılır. Ancak biz bir üniversitenin ikiye bölünmüş haliyiz aslında personel olarak. Göreve başladığımızda burada personeller de bir kısmı ayrıldı ve bölündü.
Şu anda benim yaklaşık üniversite olarak baktığımız zaman 135 bin metrekare kapalı alana sahip bir üniversiteyiz biz. 135 bin metrekare kapalı alana sahibiz. Hastane bunun çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Ben açıkçası rakamları da vermek istiyorum eğer izin verirseniz. Buyurun. Çünkü bunlar nasıl bir işle uğraştığımız, nasıl bir sıkıntı yaşadığımızı açıkçası anlatması açısından çok çok önemli. Bakın, şimdi hastane alanıyla beraber diğer idari binalarda hesaba kattığımız zaman yaklaşık 135 bin metrekare bir kapalı alanımız var. Toplam hasta yatağı sayımız 665. Oda olarak bu yalnız. Klinik sayısına baktığımız zaman 35 ayrı kliniğimiz var. Yani cerrahi, çocuk sağlığı, dahiliye, işte üroloji gibi. Toplam 90 tane polikliniğimiz var. Toplam 650 tane de WC'miz var, lavabomuz var. 650. Allah Allah, çok. 650 tuvalet. Şöyle düşünün. Her bir odada bir tuvalet olduğunu düşünün. Her bir katta, bir kolda 4'er tane tuvalet olduğunu düşünün. İdari binalarda, öğrenci dersliklerinde, hep onları düşünün. Toplam 650 tane WC var ve toplam temizlik personeli sayımız 260. Şimdi 260 da iyi bir rakam diyebilirsiniz. Doğru. Her bir vardiyada 260 tane temizlik personeli çalıştırsam iyi bir rakam. Ancak 3 vardiya mı? 3 vardiya var. Ben bunları bölmek zorundayım. Yani 90 kişi. 70 ile 80 arasında. Çünkü bunların bir kısmı raporlu, bir kısmı izinli, bir kısmı çalışamıyor işte falan. Onları hesap ettiğim zaman bir vardiyada ben 70 ile 80 kişi çalıştırabiliyorum. Şöyle yapar mıyız? Yani işte saat 12'den sonra sayı azaltıp onları gündüz almak. Şimdi öyle yapıyoruz zaten. Ama şöyle, onu da şöyle hesap edin. Gündüz vakti iş yoğunluğunun daha fazla olduğunu, buradaki sayımız daha yüksek. 112 kişi çalıştırıyorum. Ama daha sonra vardiyada ben ortalama rakamı söylüyorum burada. Yani 3 vardiya hesap ettiğimizde 70 ile 80 kişi arasında. Şimdi baktığımız zaman ben bir katın bir koluna bir temizlik personeli veriyorum. Evet. Benim polikliniğim var. Benim dersliklerim var. Benim işte ben defaatle yine arkadaşlarla bazen kızdım. Bağırdım, çağırdım da oldu. Yani istemeyerek de olsa. Temizlik işçileri ve sorumluları. Ya diyor ki hocam diyor, ben WC'yi temizliyorum. Çünkü bunun üzerine çok durdum. Gerçekten çok durdum. Çünkü eleştiri aldığımız iki yer kaldı diyorum. Çok durdum. Defaatle uyardım. Hocam diyor, WC'yi temizliyorum. Çıkıyorum. 10 dakika sonra o WC'den eser yok. Klozetin üzerine çıkmış, yerde kağıt parçalar atılıyor, temizlik yaptığı her şey ortalıkta. Peki, bir gün bir sosyal medyada bir haber gördük. Sağlık kafenin önünde işte izmaritler çekilmiş. Arkadaşlara talimat verdim. Dedim ki bütün ekibi buraya yığın. Bütün ekibi yığın. Ben de isteyene videosunu da gösteririm, fotoğrafını da gösteririm. Tarihiyle kayıt olarak kayıtlarımda şu anda yer alıyor. Bizim arkadaşların kayıtlarında yer alıyor hastanede. Saat 11.30'da çimlerin, betonların her tarafı teker teker pırıl pırıl olacak şekilde sağlık kafe ve ağacın önünü temizlettirdik. 11.30'da. Saat 1.30'da. Sanki orada hiç temizlik yapılmamış gibi. Masaların üstü, o izmaritler, o şeyler, yemek artıkları, içtikleri çayların artıkları hepsi orada. İki saat geçmeden aynı şekilde. Yine elimizde videolar var. Yani bu konuda gerçekten böyle biraz paranoyakça da üzerine gittik. Vatandaş çayını alıyor, pencerenin kenarına, biraz da karıştırırken döküyor. Şekerlenen kağıtları oraya konmuş. Bu arada dertli, sıkıntılı, hastası var, anlıyorum, sigarasını içiyor. Önünde izmarit kutum var, önünde çöp kovan var. Bir de bizde adet o sigarayı parmaklarınızı arasına alıp da şöyle ileri doğru fırlatma. Kaç metre fırlattım, talim yapar gibi. O sigara izmaritinin önünde çöp kovası olmasına rağmen çimlerin üzerine ileri doğru, yani nereye olursa fırlatıyor. Şimdi ben her vatandaşın peşine, bunu vatandaş olarak söylerken sakın
vatandaşlarımız kendi üzerine alınmasın. Ben burada kendi eleştiriyi öğrencime de yaptım. Anlıyorum. Ben burada kendi eleştiriyi kendi hemşireme de yaptım. Kendi personelime de yaptım. Çünkü bizatihi görüntüden alıp çağırdım. Herkes. Kardeşim sen yemeğini yedin burada. Sen buranın çalışanısın. Sen yemeğini yedin. Ya yediğin yemeğin altını masanın üzerinde niye bırakıp gidiyorsun bahçede? Evet. Bunu kim temizleyecek? Bunu sen temizleyeceksin. Ben burada bir çarpıcı örnek anlatmak istiyorum. Çünkü tokat yedim. Yani o lafı duyunca tokat yedim. Çok çarpıcı bir örnek. Finlandiya'da bir kongreye gitmiştim. Kongrede bize yemek verdiler öğle arası. Bir kese kağıdında soğuk sandviç, bir muz ve bir meyve suyu. Yemeğimizi aldık. Arada. Birkaç sigara içen arkadaş vardı. Onlar dediler ki kongre merkezinin dışına çıkalım. Yemeğimizi yeriz. Sigara da içeriz falan. Çıktık hep beraber. Yemek yedikten sonra tabii artıkları o kese kağıdı içerisine doldurduk. Atacağız. Nereye atacağız? Çöp kovasına. Bu arada söylememize gerek yok ama rütük kurallara gereği sigara sağlığa zararlıdır. Yani canlı bir örnek verdiği için dinlemek istiyoruz. Buyurun hocam. Ya orada arkadaşlar evet. Ya bu amaçla dediler hem hava alalım hem de çıkalım dışarıya diye. Şimdi çöp kovası arıyoruz. Ne dışarıda? İçeriden girdik. İçeride var mı acaba diye baktık. Orada da çöp kovası yok. Oradan yakasında kart olan bir görevli. Pardon dedik. Buyurun. Çöp kovası arıyoruz. Dedi ki kadın bize ne yapacaksınız? Dedik bu yediğimiz şeylerin artıklarını dışarı çöp atacağız. Kadın hakikaten böyle suratımıza tokat atar gibi öyle bir laf etti ki. Ne münasebet dedi. Biz sizin çöpünüzü temizlemek zorunda değiliz ki dedi. Pardon dedik ne yapacağız peki bunu? Evinize götüreceksiniz dedi. Otelinize götüreceksiniz dedi. Biz sizin artığınızı bertaraf etmek zorunda değiliz dedi. Çok ilginçti. Hakikaten ondan sonra çok dikkat ettik. Etrafta bir tane çöp kovası yok. Ve yerde bir tane hizmet yok. Bir tane artık yok yerde. Şimdi hastanede yine hafta sonu bir fotoğraf. Koridorda peçete. Şimdi haber şöyle çıkıyor. Afsü yönetimi ne yapıyor? İşte Afsü çok pis. Afsü berbat. Ben şunu da beklerim. Evet biz üzerimize düşeni yapalım. Yapıyoruz. Ben o arkadaşları gerçekten defaatle çağırdım ve konuştum. Saatlerini, ne kadar dinlendiklerini hepsini. Ben çalışmadıklarını artık inanmıyorum. Yani çalışıyorlar arkadaşlar. Temizlik konusunda çok çok dikkatler. Ama bir de o bunu temizlediği peçeteyi hastanenin ortasında niye atarsın mübarek? Niye de kimse şunu sormaz ya o peçeteyi niye attın oraya? Burası senin hastanen. Burası bizim hastanemiz. Burayı bizim dışımızda başkaları da kullanacak. Niye biz hastanemizi pisliyoruz? Niye biz hastanemizde bir çöp kovası arayıp gidip elimizdeki çöpü oraya atmıyoruz? Çok ilginçtir. Çok garip bir şey var. AVM'ye gittiğinizde dikkat edin. İnsanlar çocuklarıyla beraber yiyip içiyorlar. Bazen eline bir dondurma alıyor, bazen bir işte meyve suyu oluyor, bazen bir elinde işte su şişesi, peti oluyor. İnsanlar bunları bitirdiklerinde AVM'de gidiyorlar, onu çöpe atıyorlar. Dikkat edin, AVM'lerde onu göremezsiniz. Otelde onu göremezsiniz ama bir kamu kurumunda maalesef insanlar çöplerini bu kamu kurumlarına daha rahat atabiliyorlar. Bu sadece Afyonkarahisar Sağlık Üniversitesi'nin değil. Gidin Tapuk Adası'ya, gidin Defter Dağı'na, gidin belediyeye. Şimdi bizim artık şu noktaya gelmemiz lazım. Biz her personelin arkasına bir tane temizlik personeli dikemeyiz. Gücüm yetmiyor buna. Elimdeki sayıyla bunun üstesinden gelemiyorum. Vardiyayı döndürmeye çalıştığım zaman bir tuvaleti temizlemesi nereden baksanız 10 dakika ama ikinci, üçüncü tuvalete geçtiğinde yine o tuvalet aynı şekilde bulamıyorsak o zaman biz birazcık iyiliği kendimize batırmamız lazım. Şu kültürü oluşturmamız lazım. Ben burada bizi dinleyen büyüklerimiz, idarecilerimiz, yöneticilerimiz onlardan da ve daha da önemlisi basından da destek istiyorum, yardım istiyorum artık. Biz Afsü Temiz, biz Afyon Temiz kampanyasını başlatmamız lazım. Sokakta giderken, meydanda dolaşırken, yediğim içtiğim, elime aldığım çekirdeği çitletirken o çekirdeğin kabuğunu yere atmamayı, onu ayrı bir kapta biriktirip gidersek çöp kovasına veya gerekirse evime kadar götürüp orada bertaraf etmeyi artık öğrenmemiz lazım.
Böyle yaptığımızda bakın o temizlik personeline ihtiyaç o kadar azalacak ki. Temizlik personelinin görevi şu olmalı normalde. Çöp kovalarının boşaltılması, doldurulması, temizlenmesi, o bölgenin yapılması. Maalesef şu örneği de gördük. Çok yakın zamanda bir arkadaşım anlattı. İşte otobüs durakları, bizim orada otobüs durağının önünde bir temizlikçi arkadaş faraş ve süpürgeyle orayı temizledikten sonra bir vatandaş sigara izmaritini daha 2 metre ilerlemeden onu temizlediği yere fırlatıyor. Uyarıyorlar. Diyorlar ki ya git bari temizlik görevlisinin şeyini faraşına boşalt at sigara. Niye atıyorsun? Daha yeni temizledi. Cevap. Bu anlatıldığı için söylüyorum. Ben bunu yapmazsam bunlar iş bulamaz ki. Ya bu mantıkla olmamamız lazım artık. İğneyi kendimize batıralım. Biz bu ülkede yaşıyorsak, bu hastane hizmetlerinden yararlanıyorsak, bu belediye hizmetlerinden yararlanıyorsak, bu park bahçelerden yararlanıyorsak, kendi artığımızı, ya bak 2 metre ötede bir çöp kovası var, kalkıp gidip oraya atalım. Verdiğiniz Finlandiya örneği çok önemli. Ama Finlandiya'daki kültür ve eğitim düzeyine ulaşmak için de yani bunu hakim görmek anlamında değil ama birkaç fırın ekmek yemek lazım. Ben kendim de yaşıyorum. Aklımın merkezinde bir yerde oturuyorum. Hemen evimin altında berber dükkanı var. 3 tane de yani kova var, çöp kovası var. Sabahleyin kalktığımda erken kalkıyorum yola gideceğimden dolayı. O evin çevresindeki bütün her taraf sigara izmaritiyle dolu. 3 tane izmarit kutusu olmasına rağmen insanlar berber dükkanında sigara içemiyor. Dışarıda sigara içerken onu sizin demin verdiğiniz örnek gibi yarış yapıyor atarken. Böyle bir durum değil. Ama söylediğiniz şey ben önemli. Sizden destek istiyorum. Ben basından destek istiyorum. Yapmak, bu 260 temizlik işçisine takıldım ben. Bu sayıyı artırmak, biraz daha artırmak lazım değil mi? Veya işte cezai müeyyide gibi bir şey, hani görüntülerden, kameradan görüyorsunuzdur bu şey yapan insanları. Onlara hiçbir şey yapamıyorsunuz. Açıkçası bir önce de şunu söyleyeyim, sayı artırabilir mi? Bununla ilgili uğraşıyoruz sürekli. Evet. Fakat mesela 2021 yılı için 8 kadro alabildik. 8 anladım. Temizlik görevlisi kadrosu olabilir. Ama yani 260'ı 270'e çıkarabiliyoruz. Çıkartamıyorsunuz. Onu da niye yapamıyorsunuz? Tabii emekli olan oluyor. Herhangi bir rahatsızlık nedeniyle ayrılan oluyor. İstifa edenler oluyor. Aslında o 260 mesela 3 ay sonra belki 251 olacak. Onu bilemiyoruz. Evet. Yani onları da hesap etmek lazım. Şimdi cezai müeyyide dediniz. Cezai müeyyideli vatandaşı baş başa bırakamazsın. Vatandaş da mesela şimdi maske konusunda yaşamadık mı? Hepimiz yaşadık. Yani maskeni tak dediğinde adam sana çok ters bir laf ederek bazen de şiddete varacak boyutlarda tepki gösterebiliyor. O yüzden vatandaş artık uyarmaktan da korkuyor. Fakat bir, basın bize burada destek olursa. Yani ben açıkçası evet Afsun'un temizliğiyle ilgili sıkıntı var. Tamam o eleştiriyi üzerime alırım ama basın da bize şunu desin. Şunu desin ya. Ey vatandaş sen koridorda sıra beklerken, orada beklerken bu çöpü hangi hakla oraya atıyorsun? Bu çöpü gidip de çöp kovasına atsak daha iyi olmaz mı? Babında haberler insanların bir anda iletilmesine dönecek. Ceza veremiyorsun. Ancak ceza dediniz ben hemen bir başka güzel örnek var. Onu anlatayım. Evet. Konuyu da sonlandırmış olalım. Ama tekrar basından ben açıkçası destek ve bize yardımcı olmasını istiyorum. Vatandaşımıza 3-5 uyarıcı haber. Bundan sonra ya bir dakika elimde sigara izmariti var. Bunu eyvah atarsam birisi bana bir şey der mi? Acaba o hissiyatı taşımamız gerekir. O zaman ben bunu elimde tutayım da uygun bir yerde izmarit kutusuna veya şeye atayım. Çok kovasına atayım. Houston'da Texas Çocuk Hastanesi'nde bir süre çalıştım. Kaldığımız birkaç arkadaşla beraber bir ev vardı. Evde orada yatayda, Houston şehri yatayda gelişmiş bir şehir. Bir katlı, iki katlı evlerle her evde, ya caddeler muhteşem, pırıl pırıl, tropikal fırtınaların olduğu bir şehirdir. Onu yaşadık orada, yağmur yağar, işte bir anda 10 dakika her taraf göl olur, 10 dakika sonra da bir tane su kalmaz sokaklarda. Çamur diye bir şey yok, hakikaten o eve ayakkabılarla girebilecek kadar ortada ne çamur ne toz göremezsiniz. Her evin önünde kendi bahçenizin dışında bir de yaklaşık 6-7 metre bir çim alan vardır. Yürüyüş yolu vardır sonra yola gelirsiniz.
Bize dediler ki biz kiraladık bu evi. Bir de işte 15 günde bir bu çim kesilir. Onun parasını da ödemeniz lazım. O da size ait. $15. 15 günde bir o çim kesen kişiler var. Onlara parayı veriyorsunuz. Onlar gelip kesiyor. Peki dedi kesmesek ne olur? Bir şey olmaz dedi. Siz kesmezseniz dedi. Belediye dedi. Bir orada şöyle bir kültür var. Ben çimimi kesmedim. Ben işte yere çöp attım. Asla acımak yok. Hemen sizi şikayet ederler. Komşumdu, arkadaşımdı asla dinlemezler. Galveston'a gittik Houston'dan arabayla. Bir akvaryuma, devasa bir akvaryuma oraya gidiyoruz. Şoför bize dedi ki kiraladığınızın sakın ha dedi. Sigara çöpü veya bir başka şey pencereden atmayın. Benim oraya aldığım parayı bana ceza olarak keserler dedi. Bir de kesmezsek ne olur çimi? Çimleri, evet. Bir şey olmaz dediler. Belediye gelir. Belediye sizin adınıza keser. $150 faturayı da gönderir evinize dedi. Yapıldı mı? Hayır biz kestik tabii çimleri. Kestik çimleri. Yani şu, o çimler kesilecek. Oradaki görüntü sağlanacak. Oradaki temizlik sağlanacak. Öyle ben işte bir metre boy oldu, işte oralar diken doldu falan yok. Sen kesmezsen, $15 vermezsen belediye geliyor kesiyor, $150 da evimize faturayı gönderiyor. Evet. Aslında çok önemli mesajlar da verdiniz. Özellikle son verdiğiniz mesajdan yola çıkarak tabii ki basın mensuplarına da muazzam bir görevmiş. Yazılı görsel işler ve dijital medya anlamında. Biliyorsunuz Çalışkan'la bir varimiz var. Gerekirse bir tek hastane için değil, İlimize, tüm ilçelere de dahil olmak üzere kampanya başladı. Temiz tertemiz Afyon evet. deyip 2022 yılını evet. böyle çünkü çok su yatırık konular oluyor. Yok dostluk senesi, yok dayanışma. Tabii ki bunlar da önemli olabilir ama pratikte çok fazla yeri olmayan ama özellikle bu dönem Afyonkarahisar'a da çok muazzam bir turizm turist de bekleniyor. Hem içeriden hem dışarıdan gelen insanların daha temiz, tertemiz bir Afyon'a ulaşması için bu talebini de dikkatli bir şekilde aldık ve kamuoyuyla da paylaşalım. Hocam bizden bu kadar diyelim. Ben sizin son sözlerini alıp veda ederim. Peki ben açıkçası... Ben belki şey gibi sözünüzü tekrar kesmiş oldum. Bir saatlik buldum. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Ben de anladım. Aslında daha yani konuşacak çok şey var. İşaret ettiniz ama siz son mesajlarınızı onları da not edelim. Buyurun. Şimdi biz tekrar ediyorum, biz bugün var, yarın yokuz. Niyetimiz, hedefimiz Afyonkarahisar evet. için, üniversitemiz için. Burada hoş bir seda bırakabilirsek, burada gelecek yıllarda eğitilecek öğrencilerimiz, burada çalışacak personelimiz için iyi bir üniversite bırakma, ilimizde eğitim, sağlık eğitimi kalitesini, seviyesini artırmak, yapacağımız ve yaptığımız çok işler var. İnşallah onları fırsat buluruz. Mesela bir kozmetoloji merkezi kuruyoruz inşallah. Geleneksel tamamlayıcı tıp merkezi kuruyoruz. Şu anda onların inşaatı devam ediyor. A blokta tamamen iç dizaynlarını değiştiriyoruz. Cildiye konusunda sıkıntımız vardı. 1 Ekim'imiz vardı. 2'ye çıktık. Şimdi Ankara'dan bir özel merkezden çok iyi bir hocamızı da bugün itibariyle inşallah Göreve başlıyor mu? Başlayacak, evet. Ne kadar güzel. Cildiye hocamızın sayısını da artırıyoruz. Hüdayi hocamızdan bahsettik. Çocuk acil inşaatımız biraz yavaş gitti ama inşallah onu sene sonuna kadar bitmiş haliyle açmayı da planlıyoruz. Erişkin acil içerisini tamamen temizleyip orayı da daha ferah. Çocuk acil not edelim. 2022'nin sonunda kadar inşallah bitiyor. Evet. Açacağız. Sadece çocuk acil değil, arkasından mevcut erişkin acilin fiziki şartları çok kötü. İçini tamamen boşaltı. Sadece kolonlar kalacak şekilde sıfırdan orayı bakıma yenileyeceğiz. Evet. Merkezi derslik 45 bin metrekare kapalı alana sahip merkezi derslik onayımız çıktı. İhalesine çıkıyoruz şu anda. Aslında çıktık ama bu kur nedeniyle teklif vermekten çekindiler. Şimdi ikinci yarısı çıkıyoruz. Kampüsümüzün etrafını tamamen şu anda çepeçevre kapatıyoruz. Çok güzel bir tuğla, duvar ve ferforje demirle olacak şekilde onun ihalesine çıktık. Evet. İnşallah 2022'nin sonuna gelmeden, daha kısa sürede hatta, kampüsün dış görünüşünü iç bina ve oradaki yeşil örtüyle bağdaşacak şekilde güzel bir çevre düzenlemesi yapıyoruz orada. Otobüs durakları açıyoruz orada. İç cepler yaptırıyoruz.
dolmuşlar ve otobüsler için. Merkezi yemekhanemiz bitti. Şu anda iç donanımı yapıyoruz. Bir iki ay içerisinde merkezi yemekhanemizi açacağız. Bu arada bir haber olarak da verebiliriz. Zafer Kalkınma Ajansı'ndan 3 milyon 180 bin liralık bir proje desteği aldık. Onaylandı. Ülkemizin en modern tıbbi ve yemeklik mantar üretim tesisi kuruyoruz. Evet. Bu projemiz onaylandı. Bizim hem tıbbi olimpikler bölümü hem de eczacılık bölümü ile beraber burada inşallah açacağız. İlaç üretim tesisinin yanına bu yıl için, 2022 yılı için ilaç araştırma geliştirme laboratuvarı onayını aldık. O da tamamlandı. İnşallah onu da bu sene içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Yani 2022 yılı gelmeden. Limak'ta, Şuhut'ta Limak okulları vardı. Onları devraldık. Şimdi onların iç dizaynı yapıyoruz. Biz ayrı bir okul olarak, AFSÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak ayrı bir binada bu yılın sonunda orada hizmete geçeceğiz. Bolvadin'de Kocatepe Üniversitesi beraber aynı binalarda hizmet veriyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız ve oranın siyasileri ve iş adamları destek verdiler. Orada yaklaşık 15 dönüm bir arazi hastanenin yanında bize tahsis edildi ve oradaki iş adamlarımız tamamen bağış olarak Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun inşaatını yapacaklar. Şuhut ve Bolvadin'deki Meslek Yüksek Okulu binaları ayrılıyor mevcut olan yerlerinden, yenilerine kavuşacaklar. Evet hocam. İş adamlarımıza da destek veriyoruz. Evet. Bir iş adamımıza bu sene 5 dönümlük bir arazide Beri ailesi dediğimiz Aronya, işte böğürtlen, işte ahududu bitkilerinden oluşan bir 5 dönümlük Türkiye'nin en güzel antioksidan bahçesini kurduk. Geçen hafta itibariyle ağaçları, bitkileri dikildi oranın. Etil alkol üretim tesisine biz destek olduk, projelendirdik. Oraya teknik ve bilgi desteği veriyoruz. İnşallah geçen gittim, ziyaret ettim, gördüm. Şubat ayı sonu itibarıyla tahmini olarak çeşme akmaya başlayacak. Tıbbi etil alkol üretim tesisi de üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde bizim bu ile bir katkımız olacak diye düşünüyorum. Özelliği şu, şeker pancarı ve buğday dışında patatesi de kullanan Türkiye'deki ilk tesis olacak. Yani ilimizdeki artık atık patateslerin kullanımı konusunda da ilimizdeki çiftçilere de destek vermiş olacağız. Bölgenin bir anlamda tarımsal durumuna da bakarak katkı sağlamış oluyorsunuz. Gün FM'de, 99.9 Gün FM'de, gündem özel programında biz bugünlük sohbetin sonuna geldik değerli dinleyenler. Sayın Rektörümüze ayağınıza sağlık yoğun programımızda. Hakikaten ben keyifli bir program yaptığımı inanıyorum çünkü anlatırken gözleri ışıl ışıl parlıyordu yaptığı hizmetlere. Tabii ki biraz da sitem ettiği noktalar da oldu Sayın Nurlu Komşu. Ama biz gazeteci olarak, medya olarak bu verdiği bilgilerin tamamını eksiğiyle fazlasıyla dillerle kamuoyuyla paylaşmayı isteriz. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerde yine bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize mutlu ve iyi günler diliyorum.